Değerli biyoloji öğretmenlerim merhaba. Yayını açtım. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi girişte birinci ünitemiz olan bilimin doğasından iki ders bahsetmiştik. Oradan biraz da sorular çözdük. Şimdi de 5E ile ilgili sorular soruyor. 3E, 7E hiç sorulmadı. Genelde 5E sorular. Onları da söyleyeceğiz. Aslında burası 5E'ye takıntılılar. Fen, fizik, kimya, biyoloji hepsinde soruyorlar. Bir soru genelde geliyor. Evet. İkinci ünite şuradan başlayalım. Şimdi 3E'yi geçelim, sonra döneriz oraya. 5E'den başlayalım. Şimdi 5E ile ilgili bilmemiz gereken bazı şeyler var. Birincisi, ÖSYM'nin hep yani soruların %80'i oradan geldi herhalde. 5E sunuçlu olmaz. Yapılandırmacı bir yaklaşımdır. 5E buluşlu olur. Araştırma sorgulamayla olur. Ve açıklama basamağında kesinlikle öğretmen hazır bilgi aktarmayacak. Burayı çok sordular. Öğretmen ipuçlarıyla öğrenciye bulduracak. Buluş ve araştırma sorgulama gibi olacak. Diğerlerini konuşuruz. Bir anlatalım. Buraya döneriz tekrar. Şimdi 5E'nin yapılandırmacı bir yaklaşım olduğunu söylemiştik. Diyelim ki biyolojide hücre ile ilgili bir takım unsurları mesela bazı şeylerin lizozomun çekirdeğin görevlerini anlatacağımızı kazanımız hücre organellerinin görevleri olsun. Birinci basamak giriştir. Burada merak uyandırma ve ön bilgileri canlandırma. Dikkat çekmede olur burada. Öğrencilere neler bildiklerini sorarız. Mesela bütün prokaryot, ökaryot, bütün hücrelerin yapısı aynı mıdır? Organeller farklı mıdır falan diye böyle merak uyandıran şeyler sorabiliriz. Daha sonrasında keşfetme basamağında bir hücrenin gözlemlenmesi olabilir. Bunlarla ilgili hücre zarından geçişle ilgili deney yapılabilir. Öğrencilerin bireysel veya işbirlikte olarak deney yapması, gözlem yapması sağlayacağız. Bazı yerlerde deney ve gözlem yetmediği yerde kaynaklara da başvurması ve çocukların işbirlikte olarak araştırması esastır. Daha sonrasında açıklama basamağında, burası ikinci basamak, açıklama basamağında çocuklar çalıştılar, mikroskoptan baktılar, bir takım ayırt edici özellikler saptadılar. Orada ipucu sorularla, prokaryotlarla bu nasılmış, ökaryotlarla nasılmış diye sorular soracağım. Onlar da bu ipucu sorularla bir takım çıkarımlara ulaşacaklar. Burası çok önemli. Hazır bilgi aktarımı yapılmayacak. İpucu sorularla öğrenciler çıkarıma ulaştırılacak. Arkasından mesela biz prokaryot, ökaryotu konuştuk. Peki virüs hücre yapısı gösterir mi? Hayır, göstermez. Mesela virüslerle ilgili bir derinleşme olabilir. Peki arkeler gösterir mi? Gösterir. Bu tür yerlere uygulamaya geçilebilir. Bir de bunların uygulamada, derinleşmede, hayat uygulamaları da olabilir. Mesela hücre teorisiyle ilgili bilgiler nerelerde kullanılıyor diye örnekler çocuklar da araştırabilir. Öğretmen de burada örnek verebilir. Son aşama değerlendirme aşamasıdır. Bu değerlendirme aşaması asla not verme amaçlı değerlendirme değildir. Ne amaçlıdır? Buraya kadar anlattık. Buraya kadar anlattıklarımız anlaşıldı mı? Eksik gedik var mı? Onlar bakılacak. Burası izleme ve yetiştirme. Yani süreç izleme tür değerlendirmelerdir. Burada sorular sorulabilir. Bir 10 tane çoktan seçmeli test olabilir. Yapılandırmış grid olabilir. Öğrenciler afiş hazırlayabilir. Öğrenciler bir poster hazırlayabilir. Kavram haritası hazırlayabilir. Bu tür çalışmalar yapılacak. Önemli olan oraya kadar yapılanların anlaşılmayan yerler var mı? Tespit edilmesi varsa da kavramayanların giderilmesiyle alakalıdır. Şimdi dönelim. Şunu söyledik. Şunu söyledik. Şunu söyledik. Şunu söyledik. Değerlendirme yanlış öğrenmeler ve kavramayanları tespit etme amaçtır. 5E demonstrasyonla olmaz. İlla ki öğrenciler deney yapacak. Öğretmen deneyi ve gösteri deneyi olmaz. Özür dilerim.
Özür dilerim arkadaşlar. Yöneticiler arıyor. Hemen dönüyorum. Kusura bakmayın, önemli bir şey değilmiş. 5 şey keşfetmede gözlem ve deney olabilir. Kaynak internet araştırması olabilir diye not düşmüşüz. Biraz önce de söylemiştik. Şimdi gelelim şurada 3'e. Eğer biz şöyle yapalım. 3E'nin diğer adı öğrenme halkasıdır. Ve bu 5 şey olduğunu varsayalım. Birinci basamak giriştir. İkinci basamak keşfetme. Üçüncü basamak açıklama. Dördüncü basamak derinleşme. Beşinci basamak değerlendirme. Bu birinci aşamasını yapmıyorum. Beşinci aşamasını yapmıyorum. Ortadaki üç basamağı yapıyorum. Buna da 3E diyoruz. Öğrenme halkası da denir. Bunu geliştiren Karplus'tur. Karplus ilk önce 3E'yi geliştirmiştir. Sonra 5E'yi geliştirilmiştir. Burada 3E'de keşfet ve inceleme denir. 5E'nin keşfetmesiyle aynı şeydir. Burada açıklama denir. Kavram tanıtımı deniyor buna. Aynı şeydir. Burada derinleşme deniyor. Burada kavram uygulaması deniyor. Zaten buraya da uygulamada deniyordu. Mantığı bu. Bir de 7E vardır. 7E de 5E'den sonra geliştirilmiştir. Ve aslında çok benzer. Biz girişte ön bilgileri canlandırma ve merak uyandırmanın ikisi de var diyorduk. Bunu iki basamağa bölüyor. Ayrı ayrı yapıyor. 1 ve 2 oluyor. Aynı şey ama bölerek yapıyor. Bir de şurada bir eklendirmeye ek yapıyor. Biz burada genişletme diyorduk. Şurada mesela canlılarda hücreyi konuştuk. Burada da arkeleri konuştuk diyelim ki virüsleri konuştuk. Virüste hücre yapısı yok dedik. İşte bunu ilişkilendirip hücre yapısı olup olmaması canlının bir özelliğidir demek de ilişkilendirmedir. Bu 7'ye de katılmış oluyor. Ah, olarak. Şimdi gelelim bir iki tane soru hazırladık bunlarla ilgili. Çıkmış sorulara benzer sorular. Diyor ki fotosentez konusunu öğrenen bir öğrencinin ön bilgilerinden kavram yanılgılarının olup olmadığını tespit etmek isteyen bir fen bilimleri öğretmeninin bu çalışmayı 5E yönteminin hangi basamada yapması gerekir? Ön bilgilerinde kavram yanılgıları olup olmadığı. Şimdi bu zor bir soru bence. Neden? Anlattıklarında kavram yanılgısı oluştu mu desem değerlendirme olur. Ama ön bilgilerini sorgulamak nerede olacak? Giriş basamağında olacak. İki, mayoz ve varyasyon çeşitlilik arasındaki ilişkiyi 5E modelini kullanarak kavratmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki hangisini yapması uygun olmaz? Girişte ön bilgilerle ilgili soru sorması olur. Keşfetme basamağında öğrencilerin bağlantıları bireysel veya genelde de işbirlikli olur. Keşfetmesi sağlama olur. Açıklama basamağında asla öğretmen hazır bilgi aktarmayacak. Bağlantıyı öğrencilere anlatması değil, öğrencilere ipuçlarıyla buldurması gerekiyor. Verilere göre karşılaştırma yapması her basamakta olabilir bu. Bağlantılar ve ilişkilerin kanıta dayalı öğrencilere incelettirmesi, tespit ettirmesi her basamakta yapılabilir. Yapılan amacı buluşa dayalı ya da araştırma incelemeye dayalı bir yaklaşımdır. Bir başka soru, fen bilimleri öğretmeninin bu şeyle ilgili olmuş. Fenle ilgili olmuş. Bunu geçelim. Bunu biyolojiye uyarlayalım. Mesela bunu 5 şeylerde hangisi yapılmaz diyor. Değerlendirme basamağında. Tamam, biyoloji gibi düşünelim bunu. Biyolojiyle ilgili bir konu olsun. Değerlendirme basamağında kavram haritası oluşturulabilir mi? Evet. Öğrencilerin bazı elementleri gözlemlemesini sağlama ve karşılaştırma. Bu nerede olur? Keşfetmede olur.
Öğrencilerin periyodik sistemle ilgili tanımlayıcı davranış ağaç hazırlamalarını isteme. Uygun değil. Çözmeleri dese olabilirdi. Öğrenci menderiyef ile ilgili poster hazırlamaları, bu da olur. Yapılamaz diyormuş. Ya istemeleri ve şöyle diyelim, burada bir hata yapmışız. Çözmeleri diyelim. Bu şekliyle olur. Öğrenci menderiyef ile ilgili poster hazırlamaları olur. Hangisi olmaz diyor. Yalnız iki olmaz. Yani yapılandırmış kredi hazırlamak değil de hazırlayıp çözmek ya da tanımlayıcı davranmış araç hazırlamak, çözmek, tartışmak. Yoksa sadece hazırlamak anlamlı değil. Çözmek de demek lazım. Evet, bu kısa bir üniteydi. Bir 10 dakika ara verelim. Bir sonraki ders görüşmek üzere.